Selamlar. Ben Kuşadası'ndan yola çıktım. Sabah Fethiye'ye doğru gidiyorum. Otostopta da şanslıydım sabah. Kuşadası'nda Taylan beni böyle güzel bir yere bıraktı otostopa başlamak için. Elimi kaldırdım, ilk araba durdu. Ben Aydın'a kadar geldim. Şimdi Aydın'dan Fethiye'ye doğru devam edeceğim yola. Arkadaşlar ben sonunda Fethiye'ye geldim. Şanslıydım bugün yine otostopta. Bir 5-6 saat falan sürdü otostop. Kolay araba buldum. Bir de hep 10 numara insanlara denk geldim bugün. Bayağı iyiydi yani. Şu anda Ölüdeniz'deyim ben. Likya yolunun başlangıcındayım. Şöyle gidiyor yol. Böyle çok keyifli bir rota burası. Öyle bu şekilde an itibariyle yürümeye başladım. Bakalım bu akşam nerede kamp yapacağız. Sokağa çıkma yasağının başlamasına tahminimce 1-1,5 saat falan var. Bir bakayım. 1,5 saat varmış. Benim işte yavaş yavaş biraz ilerleyip sonra da uygun bir yere çadır kurmam lazım. Arkadaşlar daha yürümeye başlayalı 15-20 dakika oldu. Yani yola çıktığımdan beri bu manzarayı izliyorum. Efsane bir şey. Böyle bir şey yok. Şöyle bir yoldan yürüyorum böyle şu anda. Bu yoldan arabalar da geçebiliyor. Henüz patika yola başlamadık. Ve sağ tarafımda sürekli bu manzara var ve ilerledikçe güzelleşiyor. Ben bir saate yakın yürüdüm. Şimdi böyle bir yere denk geldim. Yol kenarında. Şimdi yol tam şuradan geçiyor. Şuradan şöyle. Burası böyle bir yer. Burada zaten normalde Likya yolunu yürüyenler hep burada kamp yapıyorlarmış belli ki. Burada hep böyle ateş yakılan yerler var. Bu düzlüğe hep çadır kurmuş herkes. Manzarası da şöyle. Şimdi ben buraya çadırımı kuracağım. Manzaram da böyle olacak bu gece. Şimdi ben yavaştan çadırımı kuracağım. Güneşin batmasına bir saat civarı bir zaman var. Hemen hemen bir saat var. Çadırımı kurduktan sonra da şu tepeye çıkıp şurada aynen şu tepeye çıkıp orada gün batımını izleyeceğim. İnsanlar orada fotoğraf falan çekiniyor. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor büyük ihtimalle. Öyle oraya geçip fotoğraf çekeceğim. Gün batımını izleyeceğim. O şekilde. Günaydın. Ben az önce uyandım. Şöyle bir manzaraya uyandım. Şimdi kahvaltımı yapacağım, hazırlanacağım, yavaş yavaş yola çıkacağım. Saat 9.30. Bir an önce yola çıkmam lazım. Arkadaşlar ben yürümeye başladım. Şimdi birazcık mola verdim, dinleniyorum. Az önce şuradan patika yola başladık. Araba yolundan ayrıldım. Buranın manzarası da böyle. Yani bu manzaraya gittikçe daha da yüksekten görmeye başlıyoruz. Yürüdükçe. Çünkü yol yukarıya doğru tırmanıyor. Baba Dağ'ın eteklerinden tırmanıyor. Gittikçe de güzelleşiyor. Şu an yürüdüğüm yolda böyle. Böyle biraz taşlı, kayalı bir yol. Yukarıya doğru tırmanıyoruz şuradan. İki kayanın arasından geçeceğiz galiba. O şekilde devam ediyor şu anda. Ben 3 saattir yoldayım. Yolda 4 tane arkadaşla tanıştım. Böyle beraber yürüyoruz. 4,5 kilometre falan yürümüşüz. Şimdi böyle bir köyün içerisindeyiz şu anda. Epeyce bir yokuş çıktıktan sonra böyle bir araç yoluna ulaştık. Bu yoldan doğru ilerliyoruz. Yolda biraz düzleşti. Hatta biraz iniyoruz aşağıya doğru. Kirmek köyüne 3 kilometremiz kalmış. Faralya'ya ne kadar kaldı bilmiyorum. Bu akşam büyük ihtimalle Faralya'da kalacağız. O şekilde ilerliyoruz şu anda.
Biz epeydir şöyle asfalt bir yoldan yürüyoruz. Şimdi böyle bir yere geldik. Burada böyle gün batımı kafe ve restoran diye bir yer varmış. Burada azıcık dinleniyoruz. İkinci molayı verdik. Öyle epey de yorucu ama çok da keyifli bir yolculuk. Biraz şöyle omuzlarım falan ağrıyor artık yük taşımaktan. Cidden yorucu bir yol ama inanılmaz keyifli yani. İyi ki çıkmışım şu an yola. Yani kesinlikle yorgunlukla ilgili bir şikayetim yok çünkü çok keyifli yürümek. Öyle söyleyeyim yani şu ana kadar böyle. Akşam ya 1,5 saate Faralya'da olacakmışız büyük ihtimalle. Şuradaki kayaların arası Kelebekler Vadisi'ymiş. Biz de oraya doğru inip orada kalacakmışız. Faralya oradaymış. Sen kimsin filan? Senin burada ne işin var filan? Biz de şey havalarına giriyoruz. Ondan sonra ya dedi ben dedi buranın dedi imamıyım dedi. Hanım dedi evden kovdu dedi. Kalacak yerim olmayınca da buraya geldim dedi. Bu gece burada kalacağım. Siz de böyle bir anda gece vakti gelince dedi ödüm patladı falan dedi. Yalnız Abi mıymış? dedik yalnız yalnız. Senin mi bizim mi dedik yani ışığını açıp kapatıyorsun o zaman ses ver dedik. Duyalım biz de ya dedi vallahi korktum dedi bir şey demeye şey yaptım falan. Yani ödümüz bokumuza karıştı orada bir anda ve çıksak da çıkamıyoruz hani gitsek Gidemiyoruz. Çıkamıyoruz hani aşağıda şey var onu da biliyoruz. Şimdi Faralya'ya geldik. Şöyle çadırlarımızı kurduk. Bu gece böyle bu manzaraya karşı uyuyacağız.